Yasemin. Nasılsınız? Ne var? Sen gel bir bakayım dışarı. Pislik içinde buralar, pislik! Bir bakın boş boş oturuyorsunuz orada. Hep biz mi söyleyeceğiz? Elinize bir paspas alın, temizleyin şuraları. Allah Allah! Aç kapıyı. Savcılığa gidiyormuşsun. İtiraf etmişsin. Ettim. Sana ne? Müebbet alacaksın gerizekalı. Her şey kapanmıştı. Düş yakamdan artık Ekrem. Sürgüne yollayacaklardı beni. Perihan gibi. Hücrede falan kalamam ben. Sürgüne falan yollamayacaklardı. Zarf attılar. Aptal gibi. Sen de yedin. Kendi başına bana sormadan iş yaparsan olacağı buydu. Ekrem niye çağırdı bunu? Bir alt karıştırıyor musun? Yok be, onun süngüsü düştü. Yapamaz artık bir şey. Sok beni içeri. Koğuşta laf ederler şimdi. Savcıya gidince reddet. Gözümü korkuttular. O yüzden itiraf ettim de. Uğraşma artık benimle. Üstüme gelme. Seni de söylerim. Hele bir söyle. Sürgüne gitmediğine bin pişman ederim sana. Ben ederim burayı sana. Hele şükür gelebildin. Aç kapıyı. Nisan kusuyor. Revir haber verir misin? Bebek dediğin kusar da ağlar da. Olur olmaz şey için revir demeyin. Kapat kapıyı. Geldi başladı yine. Yasemin. Niye çağırmış bu seni? Hiç. Nöbetçiler dışında bütün gardiyanlar idari binaya. Ahmet Bey konuşacak. Ne varsa yine... Ne varmış? Ahmet Bey konuşacakmış. Onu duydum gözüm. Ne söyleyecekmiş? Bilmiyorum. Öyle söylesene baştan. Merhaba arkadaşlar. Sağ olun. Döndükten sonra sizinle konuşmak için bir süre bekledim. Teftişin uzun sürmesine neden olan sorunları az çok biliyorsunuz ve duymuşsunuzdur. Yeni dönemde yeni bir çalışma arkadaşıyla devam etmeye karar verdim. Yeni baş gardiyanımız Kemal Toker. Kemal Bey, buyurun. Kemal Bey ile birlikte geçmişte yaşanan sorunların geride kalacağına inanıyorum. Baş gardiyana hepinizin yardımcı olmasını bekliyorum. Kendisini desteklediğimi de bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Dağılabilirsiniz arkadaşlar.
Yasemin. Al sandalyeni, gel şuraya otur. Söyle bakalım şimdi. Ne diye çağırmış Ekrem seni? Savcılığa gideceğimi öğrenmiş, onu sordu. Başka? Başka bir şey yok. Ne yani? O kadar zaman bir tek bunu mu sordu sana? Müebbet alacaksın. Niye söyledin? Falan işte onun gibi. Ona neymiş? Hı. Ben de öyle dedim. Yasemin. Gözüm üstünde. Sakın unutma. Gözün üstümde olsun. O yüzden burada kaldım. Sakın bir hat karıştırmaya kalkma. Yok be Zinet abla. Ben de bir hat karıştıracak hal mi kaldım? Acıdım ben şimdi buna. Bu da benim en berbat yanım. Hiç kin tutamam. İnsaf yani. Tutma aman daha iyi. Sevmem öyle kin tutan insanı. Oyna hadi. Kutsiye de bana neler ettiydi. Ama bak şimdi nasıl özlüyorum. Kutsiye'yi özlüyorsun. Özlüyorum tabii. İster inan ister inanma. Gözüm arıyor. Ödüm patlıyor ölecek diye. Boşluktan. Kafanı takacak başka bir şey yok o yüzden. Sen söyle o zaman, neye takayım kafayı? Var benim aklımda bir şey. Dur bakalım. Mat edeceğim seni. Kaya gelecek yarın. Hakkını buraya ver. Mat edeceğim diyorum. Bu anahtarları da tekrar teşekkür ederim güveniniz için. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu cezaevinin yumuşak karnı B2'dir. Ne fazla taviz verin ne de gereksiz baskı yapın. Sürekli dikkat edin. Efendim B2'den Kutsi'ye İstanbul'daki onkoloji hastanesine sevk edilmiş biliyorsunuz. Evet. Ben aradım az önce, görüştürmediler. Evet. Siz arasanız mümkün mü? Siz mi görüşecektiniz? Yok hayır, mümkünse Özge Turgan konuşmak istiyordu. Peki. Getirin konuşsun buradan. Kayıt odasından da dosyasını göndersinler. Ha bir de Hacer Akyürek ne zaman savcılığa gidecek onu öğrenin. Kendisine söyleyin hazırlansın. Peki efendim. Sevinçli görünüyorsunuz Sema Hanım. Öyle mi? Yeni baş gardiyandan memnunsunuz herhalde. Siz değil misiniz? Bana göre ha Berna Hanım ha Kemal Bey. Fark eden bir şey yok.
Ya Tansel Hanım. Demiştim size. Aynı gemideyiz diye. Gemi su aldı. Böyle oldu. Of, sabahtan beri bu üçüncü. Bir şey mi dokundu, üşüttü mü anlamadım ki. Yüzünü yıkayayım ben şu. Mat. Demiştim sana mat edeceğim diye seni. Hadi topla taşları. Hacer Akyürek. Birazdan savcılığa gideceksin, hazırla. Hacer Akyürek ha? Beğenemedin mi? Kötü bir niyetle demedim. Benim de sahne adım var. Aynur. Kutsiye'yi arayacaktık hani. Aradım. Görüşürmediler. Bir şey demediler mi? Nasılmış? Demediler ama Ahmet Bey arayacak şimdi. İyi bari. Sen haber mi getireceksin şimdi? Ahmet Bey Özge benim odamdan konuşabilir dedi. Yaşa be. Duydunuz mu? Ahmet Bey beni Kutsiye ile konuşturacakmış. Aman iyi. Gitti hasret gider. Üldü Kutsiye diye be. Aç kapıyı. Kemal Bey, Nisan iyi değil. Ahmet Bey'e bir sorsanız revire götürsem. Hazırsanız şimdi gelin. Özge'yi götürürken sizi de revire bırakayım. Hay yaşa be Kemal Bey. Hızır gibisin bu sabah. Biz bari bundan sonra derdimizi sana söyleyelim. Söyleyin. Baş gardiyan oldum. Ha, şimdi anlaşıldı. Hadi gözün aydın. Sağ olun. Çok sevindik. Hazır baş gardiyan olmuşken önümüz bahar. Şuraya böyle badana boya temizlik falan yaptırsan. Ahmet Bey söyledim, yapılacak. Bak Yasemin, gördün mü? İyi ki gitmemişsin sürgüne. Kapat kapıyı. Ekrem ne yaptı sen baş gardiyan olunca? Bir şey yapmadı. Kaçta gideceği belli mi Yasemin'in? Kim? Hacer gözüm, Hacer Akyürek. Sabah dedin ya savcılığa gidecek diye. Saat vermediler. Ha. Bebek hastaymış. Gözüm hayırlı olsun yeni vazifen. Ama sen bunlara ilk günden bu kadar yüz verirsen işiniz zor. Siz bir ay bekler misiniz Ekrem Bey? Ben Özge'yi Ahmet Bey'e götüreceğim. Girin. Siz dışarıda bekleyin Kemal Bey. Gel Özge, otur. Sen konuşmak istemişsin Kutsiye ile. Evet. Kutsiye ile olan bu samimiyetin nedir? Ya salgın hastalık sırasında biz hastanede aynı odada yattık onunla. Ya çok konuştuk o zaman. O kızını öldürmüş. Yani siz biliyorsunuzdur. Biliyorum. Benim de kimsem yok. Yani ziyarete gelenin falan yoktu o sıralar. Yeni baktım dosyana. Annen gelmiş ziyarete mi? Ha geldi. Boynu ağladı. Ya Kutsiye göründüğü gibi biri değil. Çok matrak bir kadın. Hastanede o berbat durumda bile beni güldürmeyi başardı. Ya ne bileyim. Sevdim işte. Ya anne kız gibi bir şey olduk burada. Ateşi normal sayılır. Kusuyor boyuna. Bir ilaç bir şey verseniz. Bu hali sürerse ne yapayım? Bu gece bekleyelim.
Neymiş? İyi iyi, bir şey yok. Dedik ama dinleyen kim? Suratta beş karış. Şımardınız gözüm siz, şımardınız. Canınız sıkıldı mı? Hadi bakalım revire. Sus Ekrem. Sen ne anlarsın hastalıktan, sağlıktan? Aklın fikrin fesat karıştırmakta. Ya iyileşeceksin be Kutsiye. Hadi tamam, bekliyoruz seni. Teşekkür ederiz. Yani hem Kutsiye hem ben. Bağımlılık sorunum varmış. O yüzden içeri girmişsin. Bir de ticaretini yapıyormuşsun. Öyle bir sorunum yoktu. Ya bulunca evet ama olmayınca da aramazdım. Burada yok işte. Öyle mi gerçekten? Yani olsa da size söylememi beklemiyorsunuz herhalde. Açık sözlüsün Özge. Öyleyim. Aynen söylüyorum. Torbacılık falan yapmadım ben. Yani toplu ısmarlamışlardı ama ailem yapacaktık. Öyle ticaret falan değil. Peki dışarı çıkınca ne yapacaksın? Okuldan atılmışım. Herhalde takı falan yapıp geçinmeye çalışacağım. Geleceğim diyor ama bakalım. Geleceğim diyorsa gelir. Çökmüş evladım, gördün ya. Ne alakası var canım? Fıstık gibi kız neresi çökmüş? Bu olaydan önce görecektin sen onu. Bir gören bir daha dönüp bakardı. Ne o Yasemin? Pek bir dalgınsın. Git bir gör dışarıları da. Geldiğinde bize de anlatırsın ne var ne yok. Arabanın içinden göründüğü kadar işte. Bak ne diyeceğim sana. Belki iyi bir jandarmaya düşersen izin verir. Simit alırsın bize. Anne iyi olur valla ya. Heh. Bu Ekrem'in ne hesabı var sende? Ha, nesi varmış Beray? Niye söylemiyorsun gözüm? Bir şey yok demedi mi hemşire? Ne oluyor sana Ekrem mübaşir gibi? Ağzım yok mu benim? Hayır ben söyleyeyim de. Sonra sabah götürmedi diye arkamdan dedikodu yapmayın. Bana bak Ekrem. Sen şimdi Kemal başgardiyan oldu diye karaları bağlamışsındır. Acısını bizden çıkarmaya kalkma. Sonra sen zararlı çıkarsın. Zinet Kara. Ne var Ekrem Demirkan? Getirsini başka yerde çıkar. Bulaşma buraya. Ne hırsız Zinet Sultan? Yok bir şey. Ekrem Bey müsaade eder misiniz? Ne hırsız olacak canım. Lafın gelişi. Ters tarafından kalkmışındır. Yasemin hazır mısın? Çıkacaksın birazdan. Konuştum kız işte. Ah, ya. Kapat kapıyı. Nasılmış? Kemal Bey. Sizin baş gardiyanlık görevini hakkıyla yürüteceğinizden şüphem yok. Ancak takdir edersiniz ki ben bu cezaevinin eskisiyim. Her mahkumun, hele hele bu beyki kadınlarının ıcığını cıcığını sizden daha iyi bilirim. Evet. Yani doğruya doğru, baş gardiyanlık aslında benim hakkımda. Ama Ahmet Bey'in de kişisel nedenleri var. Tabii ki sizi tercih etmekte. Kemal Bey. Hasılı benim seninle hiçbir derdim yok gözüm. Merak etmeyin Ekrem Bey. Benimle bir derdiniz olduğunu düşünürsem gereğini yaparım. Thank you.
üstünüze vazife olan olmayan her şeyi dinliyorsunuz böyle dikilip. Bir çay ver bana oradan. Beray, nane limon kaynattım. Ilıştırdım da al içir birikiyordu. Ateşi yok değil mi Beray? Var biraz. Ama bebekte bu kadar ateş normal dedi hemşire. Bu gece bekleyecekmişiz. E vermedi mi bir ateş düşürücü filan? Verdi, verdi. İyi ya. Baktım bu gece de iyileşmedi. Yarın gene gidersin revire. Beray, sen ver bana. Senin sinirin de geçiyor ona. Takı atölyesi kurarız belki dedi. Ne yani, boncuk mu dizeceğiz? Ay tam hapishane işi. Ha, sırf boncuk değil, metal falan. Ne yani, kaynak makinesi mi verecekler sana? Ha, niye vermesinler? Yangın çıkar kızım. Burada kaynak mı olur? Gardiyanın gözüne tutsan ne olacak? Canım niye tutayım gardiyanın gözüne? Sen tutmayacaksan ver, ben tutarım şöyle Ekrem'in gözüne, gözüne. Sahiden öyle kaynak makineli falan takı atölyesi kurar mı Ahmet Bey? Ya ödenek isteyecekmiş, verirlerse olur dedi. Hadi bakalım, inşallah. Kız yaramaz, kız. Beray, gel şu çocuğa mektup yazalım. Annesinin oturduğu ev kiralanacak mı, ne olacak diye soruyor. Ma. Koskoca binadan gelen kirayı toplasan 5 kuruş etmez. Satayım gitsin. Belki şurada bir işe yaratırız ha. Tamam. Önce Nisan uyusun. Şimdi hiç aklım başımda değil. İyi hadi sonra yazarız. Ben yazayım. Sen dur bakalım, ne oluyor öyle el alemin adamına mektup falan? Ve sen şimdi bana görümcelik mi taslıyorsun? Fena mı? İşte, ya bak ne diyeceğim sana. Hadi canım. Kemal Bey, savcılık için araç geldi. Tamam. Sema Hanım. B2'den savcılığa gidecek mahkumu çıkarın. Tamam. Girin. Savcılık aracı gelmiş efendim. Peki. Mahkumu göreyim gitmeden. Peki efendim. Sema Hanım, mahkumla ilk önce Ahmet Bey görüşecek. Sonra dış nizamiyeye getirin. Tamam efendim. Hacer Akyürek, savcılık. Hadi güle güle. Ben götürürüm Gülsüm, bırak sen. Seni şurada vursam, kaçmaya kalkıştı desem, ha? Hadi canım sen de. Buradan nereye kaçacağım? Kim inanır sana, ha? Elmas'ın intiharını unutma.
Kimse sordu mu ipi nereden buldu diye? Nasıl astı kendini ha? Ekrem. Ne istiyorsun benden hala? Reddedeceksin savcılıktan. Edemem. Zinet mahveder beni. Edeceksin. Yoksa ben mahvederim seni. Şuracıkta boğarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. Ki... Beni boğar ki. Kemal Bey. Buyurun efendim. Yasemin nerede kaldı? Ben de onu bekliyorum. Arayıp size haber veririm. Sema Hanım. Evet. Nerede kaldı savcılığa gidecek mahkum? Ekrem Bey getiriyor. Kemal Bey. Geldiler, tamam. Peki efendim. Sema Hanım dış nizamiyeye gelir misiniz? Geliyorum. Tamam. Gelin. Siz dışarıda bekleyin Ekrem Bey. Otur Yasin. Savcıyla konuşurken doğruları söyle. Yalanın sana hiçbir faydası olmaz. Doğruyu söylersen iyi hal durumundan indirim alırsın, lehin olur. Müebbetin iyi hal indirimi oluyor mu? Olur. Bana müebbet mi verirler? Onu mahkeme bilir. Ama infaz yasası ve iyi hal durumundan indirim alırsın. Kaç senede çıkarım? İndirim ne falan? Bak Yasemin. Bunları düşünme. Uzun süre burada olacaksın. Bu kesin. Ekrem Bey. Götürebilirsiniz mahkum. Ben size söylemiştim mahkumu getirin diye. Niçin Ekrem Bey'e devrettiniz? O bana hep emir verir gibi konuşuyor. Öyle bir astüst ilişkisi yok. Sizin de hatanız olmuş. Geciktiniz Ekrem Bey. Bir türlü toparlanıp çıkamadı koğuşundan. Ekrem Bey. Evet. Yasemin için ben Sema Hanım'a talimat vermiştim. Niçin siz talip oldunuz göreve? Ben bayan arkadaşa yardım olsun diye şey. Tekrar etmesin. Talimat neyse ona uyulması gerekir. Her kademede. Yeni gelen başkardiyon da bu havalandırma anonslarına bir yenilik getiriyor vallahi. Ay ama böyle daha bir iyi olmuş sanki abla be, değil mi?
Sen çık Beray, biraz hava al. Ben bakayım istiyorsan. Yok, bırakmam mı sana? Ay Beray, çık biraz ya. Biz bakarız Fatma ablayla. Ben bir şey olursa bir koşu haber veririm sana. Yok. Hadi hanımlar, hadi. Oyalanmayın. Bütün gün sizi bekleyemem burada. Keyfimizden oyalanmıyoruz herhalde. Çocuk hasta. Hasta masta değil. Götürdük işte evine. Ekrem, insan dışarıda değil içeride katil olur asıl. Bir daha hasta değil dersen elimden bir kaza çıkacak. Vay 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 vay. Beray Hanım, yavrusunu koruyan dişi panter gibi. Maşallah, maşallah. Helal olsun sana be. Gittin döndün. İyice çekilmez oldun ha. Ağzının ayarı iyice kaçmış senin. Olmuyor ama Zinet Sultan, olmuyor böyle. Sen gelsin. Kapat kapıyı. Bana bak Ekrem. Bu saatten sonra senin afranı tafranı hiç çekemem. Damarıma basma. İyi geçinelim. Herkesin başı dinç olsun. E sen de benim damarıma basıyorsun Zinet Sultan. Uzatma Ekrem. Bak, benim sana diyeceğim şu. Yasemin'i rahat bırak. Yasemin'le ne işin varmış be? Olmasın da zaten. Kıza muhbirlik yaptırdın. Şunu bunu yaptırdın. Yeter. Buralara bulaşma artık. Sonra çok pişman olursun. Girin. Sağ ol Yakup. Asıl siz sağ olun efendim. Niçin? Meryem'in katilini bulmuşsunuz. Bugün savcılığa gitmiş. Evet. İtiraf etti. Elmas'ın ruhu şad olmuştur. Kemal Bey. Evet. Savcılığa giden mahkum döndü. Tamam, geldi. Hazır buradayken bekleyeyim dedim. Mahkumu götürebilirim. Gerek yok Ekrem Bey. Ben götürürüm. Birinci kısımda olay çıktı bugün. Gardiyan Erhan gece nöbetine gelene kadar siz o tarafta kalın. Jandarma izin verdi. Simit aldım. Koşa götürebilir miyim? Götür. Nasıl oldu bebek? Ateşi yükselmedi ama hiç keyfi yok. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Ne yapayım? Her şeyi anlattım. Müebbet alırmış. İndirimle falan 15-20 yıl. Böyle bir şey oluyormuş işte.
İşte böyle Behiye Hanım. Kemal Bey de o küçücük aklıyla beni oyalıyor. Şimdi baş gardiyan da oldu ya. Yollasın bakalım Ekrem'i sağa sola. Kim bilir Yasemin neler anlattı savcılıkta. Öğrenemedik. İşler yine sarpa sarıyor Behiye. Neden benim burnum hiç pislikten kurtulmuyor? Hayır. Senin de kargaya benzer bir halin yok. He? Bir konuş bir gözüm. Böyle tek başına. Böyle bir başına. Ne biçim hayat bu ya? Bütün gün bin tane şeyle uğraş. Sonra akşam gel kuşla muhabbet. Ömür geçiyor, ömür. Nasıl oldu Beray? İsali arttı. Ateşi de çıkıyor galiba. Hay Allah ya. Yarın söyleyelim de bir hastaneye gidin. Hemşireyle olacak iş değil bu. Yasemin. Kahve yap bana. Olur. Ben yapsayım. Alo Canan Hanım. Nasılsın? Sesini duydum, daha iyi oldu. Buyurun. Başımızın üstünde yeriniz var. Evet, ya şimdi karşılayayım diyeceğim ama yine kızacaksın. Sahi mi? Bu seferlik. Seve seve tabii. Ya Canan Hanım ne diyeceğim? İyi ki aradın ya. Tatsız, keyifsiz oturuyorduk Behiye ile. Kuş Behiye ile. Aynen öyle Canan Hanım. Estağfurullah. Tamam o zaman. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Nurettin'e Behiye. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gel bakayım Yasemin. Otur şöyle. Niye daldın böyle? Toparla kendini. Hiç. Zeynep abla. Hadi bakalım Behiye. Hava bozuyor kızım. Hadi yatalım. Gel. Hadi iyi geceler. Hiç büyümedin Hacer. Büyümeden bitti bir hayatım Zeynep abla. Deme öyle. Nefes bitmeden bitmiyor ömür. Benim bile bitmedi. Hala içimde bir umut. Belki bir gün çıkarız Hacer. Belli mi olur? Sen çıkacaksın değil mi Zeynep abla? Gideceğim. Biliyorum zaten. Ben ne yapacağım burada? Bir başım. Dur bakalım. Sabret. Bakarsın. Götürür müsün beni de? Dur bakalım dedim. Dur. Seni hastaneye diye hani o gece
Ekrem çıkardı değil mi? Kurt canımı. İkimiz olsak daha kolay çıkardık biz İmret oğlu. Nasıl olacakmış o iş? Ekrem var ya, senden korkuyordu zaten. Şimdi benden de korkuyor. Yaptıklarını söyleyeceğim, edeceğim diye. Oh. Acele etme Yasemin. Karıştırma işleri. Zeynep abla, sana sormadan hiçbir şey yapmam. Ne oldu Beray? Yanıyor bu, çok ateşi var. Ateşlendi mi? Yanıyor bu. Of annem, of. Dur. Ne var? Bebek, çok ateşi var. Şimdi bir şey yapamam, sabah bekleyin. Sirkeli suyla ovalım. İçerideyken böyle işte. Çaresiz. Eray, bir banyo yaptırsanız serin serin. Ne bileyim. İlacını içirdin mi? İçirdim ama hemen çıkardı. Açın artık şunu, hadi. Kemal Bey, B2'deki bebek. Evet. Ateşi düşmüyormuş. Bir dakika bekleyin. Ahmet Bey arar mısınız? Acil. Gardiyan odasındayım. Evet, anladım. Tamam Kemal, götür. Sema Hanım, söyleyin hazırlansınlar. Bebekli annesi hastaneye çıkıyor. Tamam. Oh.
Günaydın anne. Erkencisiniz. İyi misiniz? Hayır. Takibatın sonucu henüz belli değil. Evet. Maalesef ben de bu kadarını biliyorum. Arabasının içinde ölü bulunmuş. Cenaze için izin çıkarttık. Dün öğlen orada olacaktı. Bugün size mi uğrayacak? Yo yo, hayır hayır. İçiniz rahat olsun valide hanım. Evi boşaltmasını ben söylemedim. İyi günler. Hoşça kalın. Baş gardiyan Kemal kendi anahtarına sahip çıkamıyor. Cezaevine nasıl sahip çıkacak acaba? Görüşçümüz gelecek herhalde. Deniz de gelecek inşallah. Dışarıda yine buluşsalar keşke. Sinir olmaya başladım buna. Kızını Kaya'ya yamayacak diye korkuyorsun değil mi? Yok be. Kaya bakmaz ona. Bakarsa baksın. Kendi bilir. Sen de gelsene görüşe. Gelebilir miyim sahi? Tabii, sor Kemal'e. İzin verirsen. Sayım için çık! Sayımdan sonra revire gideyim mi? Git. Ama dikkat et. De bir şey yok dedin. Bütün gece sabahı nasıl ettik bilemedik. Çocuk ateş gibi yandı bütün gece. Zinet Sultan ben demedim ki. Revirden öyle dediler. Sen de yani. Ne olsa kabahati bende bulmaya başladın ya. Olmuyor ama böyle. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Azala azala sonunda kalmayacaksınız. Kiminiz sürgüne, kiminiz hastaneye. Oh! Hadi bakalım, girin içeri. Yasemin revire gidecekmiş. Sema Hanım, siz sayıma devam edebilirsiniz. Ne o Ekrem, şaşırdın mı? Yok da yani... Hadi, güzel güzel götür getir Yasemin'i. Kılına zarar gelmesin. Anladın mı? Soldan say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gir içeri.
Her şeyi anlattım Zinet ablaya. Hadi, istiyorsan boğ beni şimdi. Hepsini biliyor. Zinet'i de boğacak halin yok ya. Sen beni salak sandın değil mi Ekrem? Yo, değilim. Yasemin! Bana bak Yasemin! Salaksın! Basbayağı salaksın! Salak olmasan benim sinirimi tepeme sıçırtıp başına bela almazsın! Zinet abla her şeyi biliyor. Tecritte bana Zinet'i öldür dediğini bile. Hepsini. Kılıma dokun. Seni sağ bırakmaz. Ben sizden kurtulmasını bilirim. Ha, işte biz de onu diyoruz. Kaçır bizi kurtul. Kaçırayım sizi kurtulayım. Sen bu duvarları şaka sanıyorsun galiba bak. Bu duvarlar falan sana zaten şaka Ekrem. Unuttun mu? Zinet ablayı hastaneye çıkardığın geceyi. Oh be Ekrem. Senin şu halini gördüm ya. O yeter bana. Kızım zatürre olacağım böyle ya. Bir şey olmaz, kuruturum şimdi. Ay Kemal izin vermezse vicdan azabı çekeceğim valla. Siz Kaya mısınız? Evet. Toprağa selam söyleyeyim. Söylerim. Özge'ye. Bütün koğuşu tanıyor musunuz? Aa, yok. Bu kadar değil canım. Bir de Fatma ablayı. Mahkeme falan mı vardı? Yok. Nisan hastalandı. Kemal Bey sağ olsun hastaneye götürdü. Senin annen mi geliyor Özge? Yoo. Görüşe çıkacak gibi giyinmişsin de. Çıkarım belki. Beray mı geldi? Evet. Aç kapıyı. Bir şey diyeceğim. Neymiş Beray? Ne diyeceksin? Toprağın kardeşi Kaya var ya. Hı, az önce gördük. Selam söyledi sana. Ha, işte ben de onu diyecektim. Kaya için Toprak'la beraber görüşe çıkabilir mi? Senin ismini yazdırması lazım. Ha, bir söylesene, belki yazdırır. Tamam, sorarım. Kapat. Söyleyecek Kemal, Kaya yazdırırsa geleceğim seninle görüşe. İyi. Süsler. Ne süsler? Tamam, yeter bu kadar. Revirden. Bebek rotavirüs diye bir şey olmuş. Bulaşıcıymış, dikkat edin. Gördün mü bak, dedim sana. Bebek de bulaşmıştır diye. Dört günde geçermiş. Bize geçmesin de. Canım öyle değil.
4 günde iyileşirmiş yani. Ama bulaşıcıymış. Doktor dikkat edin dedi. Sık sık ellerimizi yıkayacakmışız, temiz olacakmışız filan. Ha, zaten buralarda tertemiz, misler gibi. Hiç merak etmesin doktor. Ekrem duydun mu? Koğuşta rotavirüs salgını çıktı. Artık hepimizi tek tek taşıyacaksın revire. Taşırız Zinet Sultan, taşırız. Hepinizi tek tek taşırız. Aç kapıyı. Şey mi aramıştınız Kemal Bey? Ha, yok önemli değil. Bulurum herhalde. Hayır yardım edeyim diyecektim. Bir saatlik izin isteyecektim ben mümkünse. Tamam çıkabilirsiniz. Seray hadi. Ne hadi? E, mektup yazacaktık ya. Ha tamam. Göstersen bir sana bakar mısın? Bakarım bakarım. Hoş geldin Canan Hanım. Hoş bulduk. Sende bir değişiklik var. Müsbet yönde. Yol hali işte. Ama böyle daha genç görünüyorum değil mi? Aman Canan Hanım. Zaten gençsiniz siz. Ama var bir değişiklik. Karşılama falan da sevmezdin sen. Şaşırdım vallahi gel karşıla deyince. Bugün yoğun bir gün. Sonra belki görüşemeyiz diye dedim. Öyle hemen kaçmayacaksın yine değil mi? Yok, bu gece buradayım. Hay Allah. Ben de nöbetçiyim bu gece aksi gibi. Canın sağ olsun Ekrem Bey. Yine gelirim ben. Yok yok. Ben bir çaresini bulurum. Dur bakalım. Evet. Ne yazdık? Oku bakayım dağlar kızı. O daireyi ben hep gönüllün saydım. Artık senindir. İstiyorsan gel tapusunu da devredeyim sana. Ama öbür dairelerden, dükkanlardan ne kira geliyor ne bir şey. Benim avukat da diyor ki yazıyorum cevap vermiyorlar. Protesto çekiyorum aldırmıyorlar. Benim avukat da bir hatlar mı çeviriyor ne? Orası da belli değil ya. E güvenmiyorsan azlet gitsin. İyi azledeyim de kimi bulayım yerine? Canan gelecek bugün sorayım mı? Bir sor bakalım. Hadi oku gerisini. Bana iyiliğin dokunsun istiyorsan sor bakalım. Satsak kaç para edermiş? Alıcısı var mıymış? Emlakçı muamelesi yaptı çocuğa. Ne çocuğu be? Koca adam olmuş. Hatırlıyor musun Yasemin? Bacak kadar bir şeydi bize ilk geldiğinde. Ay hatırlamam mı? Benden ya bir yaş büyüktür ya da iki. Kukalı saklambaç oynardık. Arada gelip beni ufaktan sıkıştırdı. Bak, hiç demez de. Demezdim tabii. Bir sürü yaşlı ağzı kokan heriften sonra vallahi hoşuma giderdi. Bunlara kimse ev vermemiş.
Baba da yok ki ortalarda. Yazık. Oğlan annesinin soyadıyla filan. Öyle kalmışlar ortalarda. Gönüle dedim ki gelin burada oturun. Hani istersen sana şöyle benim müşterilerden öyle yüzü düzgün olan. Ne dediydi? Ne yok dediydi. Ama ne güzellikti o. Püş. Adı da oradan gelir. Artiz Gönül. Mano, boy, poz, endam. Ne ararsan var. Takılın şu adama. Adam da bunu bırakmış mı hamile olduğunu öğrenince. Doğuracağım demiş demek ki. Aferin ona. Ama biz severdi ki bu oğlanı. Artık dünyası buydu. Oğlan da sevilmeyecek gibi değilmiş. Doğru dürüst birine benziyor. Biz de resim koyalım dağlar kızı. Hadi yaz. Pardon. Ya biz burada bekliyoruz böyle ama bu görüş ne zaman başlayacak? Bekleyin gözüm. Bir aceleniz mi var? Yok bir acelemiz. Merhaba. Merhaba. Kardeşinizin koğuşundan Özge Turgan. Evet. Görüşçüsü gelmemiş bugün. Siz onun adını da yazdırır mısınız diye sordum. Yazdırırsam peki benimle mi görüşüyor? Evet. Tabii. Tabii. Kemal Bey, ısmarladığınız malzemeler gelmiş. Boya filan. Tamam. Güvenlik odasından alın anahtarı, çamaşırlığa bıraksınlar. Bak ne diyeceğim Canan Hanım. Evet. Bu gece nöbetçiyim ya. Yarın boşum. Ben sana bir yemek yapsam diyorum bu geceyi telafi için. Sen yemek de yapar mıydın Ekrem Bey? Daha bende ne numaralar var Canan Hanım. İkiniz birden sığabilecek misiniz? Aşk olsun o kadar şişman mıyız biz? Teşekkür ederim. Yani beni de yazdırdığınız için. Bir şey değil. Aa, ne öyle canım, ciddi ciddi. Arkadaşımı güldüreceksin diye birlikte geldik. Ne bileyim ben. Ya burası bir tuhaf böyle. Geçen sefer ne güzel karşılıklı oturuyorduk. Bu nedir şimdi? Tuhaf muaf değil, boş ver sen. Cezaevi dediğim böyle bir şey. Ya bizim şikayetimiz yok vallahi, böyleyiz. Tamam, siz iyiseniz o zaman ben de iyiyim. İyi olacaksın tabii. Bak kız senin için saçını bile yıkadı. Deli misin be, ne söylüyorsun? Bırak söylesin söylesin. Hoşuma gidiyor. Sahi mi? Sahi tabii. Ben selam gönderdim sana gardiyanına. Söylemedin mi? Ha söyledi. Hah. Ben fazla kalamayacağım. Ocakta yemeğim var. Hadi görüşürüz. Yani? Yani haberler iyi. Dava dilekçemiz kabul edildi.
Peki bir umut var mı sence? Olmasa niye uğraşalım? Bir aksilik çıkmazsa yazı dışarıdasın. Rüya gibi bir şey. Sana çok külfetimiz oluyor ama bir de paralı iş var. Neymiş o? Zinet Kara. Duymuşsundur belki. Duydum. Avukatından memnun değil. Canan ona bir sor dedi. Onun ne işi var? Onunki mal mülk işi. Olur, verse mi vekalet bakarım. Tamam. Ne işi var bunların burada? Maazallah bir kıvılcım yangın mangın çıkar. Kemal Bey'in haberi var. Ha. Kemal Bey'in haberi var ha. İyi. Ziya Bey, tüm hazırlığı tamam. Hadi gidelim. Hadi gidin bakalım. Keşke daha sık gelsen ya. Gelirim zaten bundan sonra. İşten de ayrıldım. Yine mi? Ya bırak kızım ya, Allah aşkına. Ben 9-6 adamı değilim. Bak hep söylüyorum. Her şeyden evvel girişimci ruhu var bende. İyi de neye girişeceksin? Burada küçük bir yer açayım diyorum. Şöyle çay gözleme falan nasıl olur? Ha, bir o kalmıştı yapmadığın. Niye fena mı? Size işte her gün gözleme getiririm. Çıkınca da geliriz. Sen ne zaman çıkıyordun? Yakında. Bana da artık birlikte gelirsiniz. Sana özel laf çıkaracağız kızım. İkinci kısım koğuşları. Havalandırma saati başlamıştır. Başlasın bakalım. Yakında siz de bu gardiyanlıktan havanızı alacaksınız Kemal Bey. Hazır olun. İyi haber mi Beray Hanım? İyi haber Ekrem Bey. Konuşun Canan Hanım. Tekerlisi çıkarsın. Hah. Canan Hanım da sırayla hepinizin vekaletini alıyor değil mi? Hadi bakalım. Ha, belli ki Sinop'a gelip gitmek hoşuna gidiyor ha Ekrem. Kadar iyi ki Kevser, inanasım gelmiyor. Ne ki? Yaza çıkabilirmişim buradan belki. Deme ya. Ya. Senin durum da son aşamaya gelmiş. Çıkınca sen de çocuklarını alabileceksin, öyle dedi Canan Hanım. Feray, nasıl bir şey bu ya? Dışarıda mı olacağız ikimiz birden? İnsanın inanası gelmiyor değil mi? Bu bize bir kazık atmasın. Yok be Zeynep abla, ne kazı atacak? Ödü kopuyor onun senden. Ben de iyice gözünü korkuttum onu. Ne bileyim, pek bir paldır küldür oldu bu iş.
Daha bir şey olduğu yok. Bu akşam konuşacağız bir tek. Senin kafana yatarsa dışarıya yerleşen o kadar. Bu sefer dönüp gelmek yok. Ya sen nasıl yaptın bu işi? Benim hiç aklım almadı. Sen de akıl var mı Hacer? Ya değil mi öyle bir Zinet abla? Mehmet aldım attım başıma düştü şak diye. Gece sayımdan sonra mı çıkacağız? Öyle yaparız. Şimdi virüs falan ikimizin de midesi bozuldu deriz. Kimse kuş kullanmaz. İyi ya. Hadi bakalım. Gelmesin. Ben çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Teşekkür maksatlı akşam yemek yeseydik beraber olur mu? Uygun olmaz. Şimdi ben sizi davet etsem yanlış anlaşılacak. Zaten bunun için param yok. Ama diyorum belki siz bana ev sahipliği yaparsınız. Bir Sinop mantısı ısmarlarsınız belki böyle cevizlisinden ha. şaka bir tarafa da ben buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Öyle mi? Evet bir iş kurayım diyorum kendime. Şöyle çay gözleme falan. Eğer beni ararsanız fakir ama gururlu bir genci çok mutlu edersiniz. Tekrar teşekkür ederim. Bir şey değil.
Ay berbat haldeyiz Ekrem. Hem ben hem de Yasemin. Ne oldunuz Zinet Sultan? İşte o rotavirüsü müdür nedir? Dediğim çıktı. Taşıyacağım bizi artık revire. Taşırız Zinet Sultan. Taşırız. Yeter ki siz iyi olun. Depo niyetine kullanmaya karar vermiş çamaşırhaneyi. Kestire Şekrem. Şimdi söyle bakalım. Nasıl yapacaksın bu işi? Öncesinde yapmadığımız iş değil Zinet Sultan. Söylemişsin zaten Yasemin'e. Söyledi bana. Ekrem Bey. Hay aksi. Bekle gözüm bekle. Hemen geliyorum ben. Thank you.